Nandini. Hayallerimizin önüne durmadan engeller çıkıyor. Sana söz veriyorum Kunal. Çok yakında her şeyi yoluna koyacağım. Nandini, benim çıkmam gerekiyor.
temsili değil. Bu kederli yüzün gülümsemeye ihtiyacı var. Bir saat daha kalırsam eğer, yeniden mutlu görünür mü acaba? Hadi bize bir tatlı hazırla. Tatlı mı? En sevdiğim sütlaç. İçinde bir sürü badem olsun. Hemen hazırlıyorum. Nandi herhalde evdedir. Ona sürpriz yapayım. Oldukça güzel kokuyor. Öyleyse ben çabucak hazırlanayım. Tanrım, bütün binayı bademli sütlaç kokusu sarmış. Hanımefendi, kapınız açık kalmış. Bu arada aşçılığının reklamını yapmak için harika bir fikir. Aslında Nandini, bugün pek moralim yok benim. Ama sütlacın keyfimi yerine getirir. Sanki aklımı okuyorsun. Sana gelmeden önce beni mutlu edeceğini biliyordum. Daha erken gelmeliydim.
söylesene. Molly, seni buraya getiren nedir? Sana söylemiştim ya. Kunal konferans için Pune'a gitti. Evde çok kötü hissettim ben de. Sana gelirsen belki düzelirim dedim. Buraya gelmek bana iyi geldi. Şimdi biraz dedikodu ve tabii ki sütlaç zamanı. Şu an sadece Kunal'ımız eksik. Kunal'ın en sevdiğinden tesadüfe bak. Kunal burada olsaydı bu sütlacı elinden kimse alamazdı. Tadına bakacağım hemen. Nandini, evde başka biri mi var? Sifon sesi duydum sanki. Aslında... Yani... Klozet düzgün çalışmıyor. Oo. Yani... Kendiliğinden akıtıyor. Nasıl yani? Sürekli sifon mu çekiliyor? Evet. Tesisatçı bana kaldırıcın bozuk olduğunu söyledi. Yarın onaracakmış. Garip bir arızaymış. Gerçi sana da ilginç gelmiştir. Neyse, sen doğru olanı yapmışsın. Tesisatçıyı çağırmadan da onarmaya kalkabilirdin. Ama üstesinden gelemeyeceğin bir şey olursa bana haber ver, ben hallederim. Hı? Ayakta durmayalım, hadi oturalım lütfen. Gel de biraz kaynatalım. Molly! Orada oturmayalım. Sen misafir misin ki? Kanepede oturuyorsun öyle. Hadi içeri gidelim. Yatakta oturup rahatça konuşalım. Tamam, anlaştık. Tanrım, gerçekten tuhaf biriyim. Kapının açık olduğunu görmeme rağmen kapamayı unutmuşum. Ya hırsız girseydi? Ben kapatıp geleyim. Molly! Ne oldu? Ah Tanrım, bazen tuhaf davranıyorum. Kapının açık olduğunu görmeme rağmen kapamayı unutmuşum. Ya hırsız girseydi? Ben kapatıp geleyim. Molly! Ne oldu? Bu ev kimin? Tabii ki senin. O halde ev sahibi ben oluyorum. Bütün işi ben yapacağım. Sana zahmet. Sütlacı odaya getirir misin? Ben de kaseleri alıp kapıyı kapatır gelirim. Nandi baksana. Senin şu tavırların yok mu? İşte bunu seviyorum. Kapıyı kapat, sonra da kaseleri getir, tamam mı? Thank you.
Ali, ben kaseleri getirdim. Nadine, bu mektup ne için? Molly, ben evden ayrılıyor muydun? Tamamen mi? Hem de bana haber vermeden. Hayır Molly, ben kafam karışmıştı. Plansız programsız gitmeyi düşündüm ama artık geçti. Sonuçta gitmedim değil mi? Bak hala buradayım. Bana çok kızdın mı? Sorun değil. Otursana. Seni anlıyorum. Her şey çok ağır geldi sana. Hiç kolay değil. Ne diyebilirim bilmiyorum. Kunal gittiğinden beri huzursuzlanmaya başladım. Sen iyi misin? Bana söylemeden bir yere gidemezsin. Hiçbir yere gitmiyorum. Söz veriyorum. Çok güzel. Bugün çok bunalmıştım. Seni defalarca aradım. Senin de sorunların varmış. Her neyse, biz unutalım gitsin. Sütlaç yiyelim. Sütlacın büyülü olduğu söylenir. Herkesin keyfini yerine getirir. Bense yerken Kunal'ı özlüyorum. Ne zaman döner bilmiyorum. Çok lezzetliymiş. Nasıl bu kadar iyi yapıyorsun? Nadine, sana sürpriz yapan benim. Sen sütlacı kime yaptın? Oh tanrım. Molly bir sürü mesaj atmış. Onu arasam mı acaba? Yani öylesine. Canım sütlaç istedi, ben de yaptım. İyi yaptın, çok lezzetli olmuş. Bak, iyi adam lafın üstüne gelirmiş. Bu adamın ömrü uzun olacak. Hayatım? Biliyor musun, senden bahsediyordum. Nandi ile ne yapıyoruz bil bakalım. Çok lezzetli bir sütlaç hazırlamış, onunla yiyoruz. Kıskandın mı? Evet. Molly Pun'daki konferanstan dönüyorum da. Yoldayım ben. Gerçekten mi? Vay canını. Kunal, bunu biliyordum. Bensiz bir gün bile yaşayamazsın. Orada kalmaya dayanamadın değil mi? Duramadın orada. Her neyse, eve varınca görüşürüz, tamam mı? Peki. Seni seviyorum. Nandi, işte buna gerçek aşk derler. Çok kötü hissediyordum ama Kunal bunu fark etti. Bu yüzden geliyor. Nandini, Kunal birazdan evde olacakmış. Ve ben onu çok özledim. Yani sorun olmazsa eve geçebilir miyim? Sonra görüşsek. Tabii ki.
Ama acele etme. Sen sütlacı yanına alır mısın? Evdekiler de tadına baksın. Emin misin? Kunal sütlacı görünce deliye dönecek. Molly! Kutsal olan her şey adına bunu kabul ediyorum ve yemin ederim ki seni çok ama çok seviyorum. Hayır Nandini. Kunal kesin uyuyordur. Bu arada bademli sütler çok güzel. Teşekkür ederim. Günaydın. İyi bayramlar. Bugün sana helva yapacağım. Ya da ne istersen. Dün zaten sütlaç yemiştin. Hint tatlısına ne dersin? Bugün hastaneye gidecek misin? Hayatım, telefonda sürekli mesajlar gelip duruyor. Sen bakar mısın lütfen? Tamam. Olamaz. Nandini mesaj atmış olabilir.
Kunal'ın şifresi en son şuydu galiba, hayatım. Ne oldu? Aa, kusura bakma, bir hastanın durumu çok kritikmiş de bu yüzden acilen raporlarını istedim. Yani mesajlar muhtemelen bununla ilgili, evet bununla ilgilidir kesinlikle. Neden bu kadar gerginsin? Sorun değil. Ne şey? Bugün çok hayırlı bir gün, göreceksin, bugün iyi haberler alacağız. Neden bugün? Hayatım, bugün bayram. Aa, tamam. Bak, kıyafetlerini hazırladım. Bugün Plana ve İşna'yı görüntülü arayacağız, tamam mı? Hadi hazırlan. Peki. Harikasın anne. Etrafı ne kadar güzel süslemişsin. Eğer Nandine burada olsaydı çok güzel işlemeler yapardı. Sen onu buraya çağır. Ben zaten konuştum. Kız evde tek başına ne yapacak? Gelirse başım gözüm üstüne. Bir şeylerle oyalanır. Çok iyisin büyük anne. Sen bir tanesin. Vay canına. Herkesin kalp atışı yükseldi. Kunal Malhotra bugün çok yakışıklı görünüyor. Çocuğa nazar değdireceksin. Kunal, Nandini'yi ara bakalım. Hoparlörü de aç. Neden? Ne oldu? Büyük annenin dediğini yapsana. Ne duruyorsun? Neden soruyorsun? Ara hadi şu kızı. Bir şey konuşmak istiyorum. Elimiz boş değil. Çalışıyoruz işte. Arayacak mısın? Bizi işimizden alıkoyacaksın. Kunal. Büyük anne. Bayramımı kutlamak için eve davet etti. Yani ben... Korkuyorum. Oraya gelip de ya, öyle... Büyük annem tam karşında. Hoparlör açık. E hadi ona sen söyle. Ne oldu Nandini? Neden korkuyorsun ki? Seni arayıp buraya gel dedim sana, değil mi? Biraz kafanı dağıtırsın. Kutlama 3'te başlıyor. Ama sen ne zaman istersen gelebilirsin. Dün sana yanlış saat vermişim. Peki büyük anne, ben saat 3 gibi orada olurum. İstediğin malzemeyi de getiririm. Boş ver tatlım. Sen gel yeter, tamam mı? Görüşürüz kızım. Sonra konuşuruz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Kusura bakma Nandini. Büyük anne aniden aramamı istedi, biliyorum. Çok korktun, evet. Bir şey söyleyeceğim. Senin şu kırmızı kıyafetlerini giysene benim için. Bir gülümsemeni de yanında getir. Unutma.
Bir şey söyleyeceğim. Senin şu kırmızı kıyafetlerini giysene. Benim için. Bir gülümsemeni de yanında getir. Molly nerede kaldı ha? Kunal, Nandini'yi arayıp sorar mısın? Bu kız neredeymiş? Tamam büyük anne. Pramila? Ben bakarım. Nandi? Bir şey söyleyeceğim. Şu kırmızı kıyafetini giysene benim için. Yanına bir de gülümseme al. Nandi? Vay canına. Buraya gel. Çok güzel olmuşsun. Nasılsınız? Teşekkürler. Tanrı seni bağışlasın. Birbirimize benzemişiz. Çıktım yola, kırmızı göreyim dedim. Baktım kırmızı her yerim. Kırmızı rengi ararken baktım kırmızı benim. Büyük anne harikasın. Kafiye yapabiliyorsun. Nandi, kırmızı elbiseyi Kunal'ın hatırı için giydim. Herhalde seninki de tatlı bir tesadüf oldu. Galiba kaderlerimiz benzemeye başladı. Hadi Kunal. Benimle ilgili hiç yorum yapmadın. Nasıl görünüyorum? Güzel görünüyorsun. Böyle görmeyeli uzun zaman oldu. Teşekkür ederim canım. Hadi, Nandini için de bir şeyler söyle. Bakın, ışıltılı güzelliğine karşı özgüvenli bir ifadesi var. Söylesene, nasıl görünüyor Nandini?
Çok iyi görünüyorsun. Hadi gelin gelin. Hoş geldiniz. Elinizde hissedin. Gelin. Bakın İyi günler, kimler gelmiş. Merhaba, hoş Bakın, geldiniz. Kimler geldi? Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne güzel buyurun. Güzel. Şöyle geçin, merhaba. Oo, şuna bakın, biri kırmızı mı giymiş? Nasılsın anne? Çok iyiyim. Kırmızı sarı giymişsin, çok güzel. Evli bir kadın gibi. Tamam tamam, hadi başlayalım, buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.